Efendim, yeniden Politik Adam programındasınız. Konuğumuz Gelecek Partisi'nin siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nedim Yamalı. Değerli Başkanım, bu ikinci bölümde şuna geçelim diyorum ben. Gelecek Partisi ve seçimler. Evet. Sayın Genel Başkan, herkes alışmıştı erken seçim lafına. Erken ve ani seçim diye bir deyim kullandı. Evet. Bu ani seçim, bir endişeniz mi var? Böyle bir bilginiz mi var? Endişemiz değil, beklentimiz var. Yani. Türkiye'nin bir önce seçime gitmesini düşünüyoruz. Seçime gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye hakikaten bir an önce bir anlayış değişikliğine mutlaka geçmesi gerekiyor. Ani seçim, artık seçimlere bir yıl kala. Biliyorsunuz daha önce de 2018'de de bir ani seçim oldu. Kongreler vardı. Kongreler daha bitmemişti, kongre dönemi. 1 Nisan ayında 2018'de. Ben de yeni kongreden çıkmıştım o zaman. Ankara İl Kongresi'nde. Aniden bir salı günü bir seçim ilan edildi ve Haziran'da gidildi. Şartlar onu getirdi. Esasında hiç de gerek yoktu bence o zaman. Şimdi tabii son bir sene kala bazı çabalar, bazı belki duyumlar. Yani her an bir ani seçim, erken seçim yani, olabilir diye düşünüyoruz. Ahmet Davutoğlu Hoca, Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi tanıyanlardan biri. Evet. Yani böyle bir refleks gösterir mi Sayın Cumhurbaşkanı? Gösterir, gösterebilir. İşte o yüzden söyledim. 2018'de bir ani seçim oldu. Yani 2018 genel seçim bir ani seçimdi. AK Parti'nin kongre dönemi devam ediyordu. Bizim Ankara Kongresi yapılmıştı. Daha İstanbul Kongresi yapılmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Veya hemen yapılmıştı. Hemen hiç kimsenin beklemediği bir zamanda bir iki hafta içinde bir şeyler olgunlaştı. Hemen bir erken seçim ilan edildi ve biliyorsunuz 2015'in Kasım'ı 16-17, yani 2,5 sene sonra, yani 5 senelik bir şeyiniz varken onu kullanmadı. Onu kullanmadı. Yani bir hemen erken seçime gidildi. Bu da olabilir. Zaten şartlar onu hem gerektiriyor. İktidar içinde bir şeyin de olduğunu görüyoruz. Yani o yapıyı çünkü çok iyi biliyoruz. İçerideki büyük tartışmaları görüyoruz. Ki AK Parti'nin bence büyük hatası Milliyetçi Hareket, daha doğrusu Devlet Bahçeli ile bu kadar aşırı yakınlaşmasıydı. Bu orada çok zaten az kalmış olan ama bütün reformist özelliğini kaybetti AK Parti. Bugün başta sığınmacılar konusu olmak üzere ekonomi konusunda bu kadar bir yönetememe durumu AK Parti'nin bu ruhunu kaybetmesinden dolayı. Şimdi ilginç bir tespit yaptı. Hani MHP AK Parti'nin reformist özelliğini nasıl kaybettirdi? Hani bu güvenlikçi politikalar iddiasına ilişkin mi söylüyorsunuz? Güvenlikçi politikalar, özgürlükleri bakış açısı, siyasete bakışı, Türkiye'ye bakışı. Yani şimdi AK Parti ile MHP'nin birbirine çok yakıştırılır, yakın bulunur ama esasında 2016-17'lere gelene kadar çok ciddi bir karşıtlık vardır. Yani AK Parti'nin atmak istediği bütün özgürlükçü adımlarda karşısında bulmuştur MHP'yi. Bir 2011'lerde bir başörtüsü meselesinde bir ortak hareket ettiler. Sonra onun da arkasında durmadı Devlet Bahçeli. Zaten zorluklar yaşıyordu. 2013'teki Gezi olaylarından sonra zaten AK Parti'de ciddi bir reformlar ihtiyacı vardı. Ve bu reformları gerçekleştirme şansı da vardı. Yani hocanın o zaman başbakan olması da çok önemli bir şanstı. Fakat bunu kullanamadı, yani bu şansını kullanamadı AK Parti. Sonra da MHP ile beraber olarak bütün o reformist özelliğini kaybetti. İşte bugünlerde onu görüyoruz zaten. Yani ben 20 yıl önce AK Parti'nin kuruluşunda bir ettiğimiz cümlelere bakıyorum. Bir de şu anda bizim arkadaşların geldiği hale bakıyorum. Yani bir taraftan üzülüyorum. Bir taraftan da şöyle bir tecrübe demek yaşaması gerekiyormuş. Yani Mücahit Başbuğ diye bir kitap yazdım. Kızıl Elma'nın Kut Almış Çocukları diye. Rahmetli Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'in Milliyetçiler Derneği, Erbakan'ın bazı sözleri, yapısı 70 Milliyetçi Cephe Hükümetleri 91'de.
MHP ile AK Parti tabanı birbirine çok uzak tabanlar değil. Bunu Güneydoğu seçmenler bazında çok söylemiyorum taban ama. Taban olarak demedim, parti olarak dedim. He, tabanlar yani, elbette ki çok yakındır. Biraz daha hele özellikle bu işin miladı 15 Temmuz değil mi? 15 Temmuz'da değerli izleyiciler, 15 Temmuz'la ilgili söylenen bilinen birçok iddia vardır. Ama Nedim Yamanlı'nın AK Parti Ankara İl Başkanı olarak 15 Temmuz'u akşamı özellikle yönlendirmesi, işaret fişeği atmasının saatine bakıldığında toplumsal duyarlılığın, mücadele ruhunun ne anlama geldiğini çok iyi biliriz. Çok büyük vazife öngörmüştür. Hani buradan da tekrar teşekkürümüzü belirtmek isterim. Orada herkes öyle, bütün arkadaşlarımızla, milletin her türlü şeyiyle yani katkısıyla o kara kabus dolu gece atlatıldı çok şükür. Şimdi Ahmet Davutoğlu Bey konuşmasında şöyle bir şey söylüyor. Seçim kampanyasını başlatıyorum diyor. Yani seçim startını verdi. Şimdi Gelecek Partisi seçime hazır mı? Sosyal medyayı en etkin kullanan partilerin yani ilk sıralarında geliyor. Evet. Çektiği kısa filmlerle gündeme geliyor. Evet. Şimdi acaba bu konuda nasıl bir seçim stratejisi, yani başlattı seçimi. Şimdi il gezileri var, yapı var. Birazdan seçimlere nasıl gireceğinizi anlattım ama bu seçim kampanyasının startını vermek ne anlama geliyor teşkilat bakımından? Şimdi seçimlere bir sene kala bir siyasi parti olarak zaten çalışmalarınızı hızlandırmanız gerekiyor. İşte sandık başkanlarını seçmeniz lazım, eğitimlerini yapmanız lazım. Seçim işbirlikleri konusunu daha ciddileştirmeniz lazım, adımlar atmanız lazım. Bu zaten hemen bu altılı masada bu işbirliği şartları konuşuluyor. Neler yapılabilir, bir ittifak modeli buradan çıkar mı veya ne şekilde çıkar? Bunların böyle bir zihin jimnastikleri yapılıyor. Bir taraftan tabii yurt gezileriyle, teşkilat çalışmalarımızla bu seçim atmosferini teşkilatlarımızı sokuyoruz. Zaten Türkiye'nin şartları da zaten biliyorsunuz yani bir erken seçim veya seçim konusu artık gündelik siyasetin konusu haline gelmiş. Bu arada bazı rahatsız edici şeyler de var. İşte seçim yaptırılır mı? Seçim ertelenir mi? Bazı şeylerden, kanallardan veya gittiğimiz yerde bunlar da soruluyor. Bunlar çok acı sorular esasında. Türkiye gibi ne olsa olsun demokrasisini belli bir yere getirmiş. Yani etrafındaki ülkelerden. Hani 20 yıllık tecrübesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıktan kaçtığı gibi bir yorum olmamış. Daha önceki seçimlerde de söylendi. Yani İstanbul seçimlerinin yenilenmesi enteresan bir tecrübedir Türk siyasi hayatına, evet, da. Evet. Hani onun dışında bu iddiaların da hani şey olmadığı görülebilir. Elbette. Ama bunun konuşulmaması, yani bunun, bu iddianın bile akla gelmemesi iyi olur. Hani siz yerel seçimleri yönettiniz. Evet. Hani evet. O zaman bu altılı masa sandık güvenliği konusunda çok büyük iddialar yaptı. Evet. Bizim firmamızın bu sandık müşahitleri konusunda bir eğitim modeli var. Geçen seçimlerde birkaç partiyi Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışmış bir siyaset bilgesi bu alanda kitabı olan bir abimizle yönettik. Bu sandık güvenliği konusunda müşahitleri, belirlenen partilerin müşahitlerinin sadece ismi var. Yani isim olarak var. Faaliyet olarak, egzersiz olarak, pratik olarak, bilgi olarak hiçbir şey yok. Sadece ismi yazılmış. Parti diyor ki benim sandık müşahidim var. Yani bu işte çok önemli refleks gerektiren bir iş bu. Elbette. Yani seçim çok ciddi bir problem olacağını zannetmiyorum. Yani Türkiye'de çok seçim geçirdik. Yani oldukça tecrübeli kişileriz bu konuda. Zaten seçim güvenliğinden endişe ediyorsak hiç kimseye bir şey söylememize gerek yok. Kendi partimizi iyi çalıştırmamız gerekiyor. Kendi hazırlığımızı iyi yapmamız gerekiyor. Yani bir parti bir okulda okul sorumlusunu tespit etmişse, kat sorumlularını tespit etmişse,
Her sandık başına ikişer kişi koyabilmişti. İşte o gün gerekli olan kumanyayı getiren götüren, ilçe seçim kurulunda bekleyen şudur budur. Bu organizasyonu yapabilmişseniz zaten sandığa giren oyu çıkartırsınız. Eğer bu organizasyonu yapabilirseniz siz %7'nin üstünde bir oy alacak elbette partisiniz. Yani bunu yaparsınız. Bazen sadece terörün arttığı dönemlerde ülkenin bazı bölümlerinde bazı sıkıntılar olabildiğini yaşadık. Yani geçmişte de. Belki oralarda bir sorun olur mu olmaz inşallah diye düşünüyorum. Yani seçimin güvenliği konusunda çok büyük şeyimiz yok. Evet. Türkiye'de de sisteme ve bu ülkeye de güvenmek gerekiyor. Hani buradan da şöyle diyelim, sandığa gitme oranımızın çok yüksek olması. Tabii. Ne olursa olsun hangi partiye oy verirseniz verin, seçmen iradesini gidip sandıkta verecek. Çünkü sandığa gitmedikten sonra hocam bir söz söyleme hakkınız kalmıyor. Elbette. Yani bizim bireysel olarak yurttaşlık görevimiz bu, vatandaş olarak görevimiz bu. Doğru. Şimdi Gelecek Partisi kuruldu. Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin başbakanı, Dışişleri Bakanı, Başbakan Danışmanı, hocaların hocası, işte akademisyen, yazar, çizer Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurdu. Şimdi ben birçok böyle Anadolu şehrinde konuşmalara gidiyorum. Mesela Ali Babacan Bey'e, Deva Partisi'nin Sayın Genel Başkanı olan tepki Ahmet Davutoğlu Hoca'ya yok. Milletin Ahmet Davutoğlu Hoca'ya ilişkin ilginç bir yaklaşımı var. Yani belki o mütebessim edasından, yaklaşımından dolayı daha doğal mı gördükleri için filan. Şimdi Gelecek Partisi ne yapacak? Yani bu şey çok önemli bir olay. Örgütlenmenizi, teşkilatlarınızı kurdunuz. Evet. Herkes yeşil rengi gördü mü, yeşil yaprağı gördü mü, buna diyor ki bu Gelecek Partisi. Evet. Tamam. Şimdi Gelecek Partisi ne yapacak seçimlerde? Şimdi 2,5 seneyi geçti tabii. Veya 2,5 sene olmak üzere partimizin kuruluşu. Hemen kurulduktan çok kısa bir süre sonra, özellikle pandeminin ilk aylarında gelecek ekonomi modelini açıkladık. Yani ekonomideki önceliklerimizi açıkladık. Bir sene sonra Türkiye'de ilk defa parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistemi, tabii ilk defa biz düşündük demiyorum. Ama derli toplu ilk açıklamayı biz yaptık. Yani önceliklerimizin ne olduğunu belirledik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda basına açık bir çalışma yaptık. Daha sonra bütün partilere ve bütün kurumlara dolaşarak bunları dağıttık, destek istedik, işbirliği yollarını aradık. Ve bu konuda da tabii diğer konularda da tabii çabalarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşkilatlanmamızı da bir taraftan sürekli olarak devam ettiriyoruz. Elbette ki bu çabalarımızı sürdürerek seçimlere hazırlanıyoruz. Nedir bizim tabii farkımız? Türkiye'de bir otoriterleşme var. Yani Gelecek Partisi neden var, neden çıktı? İşte bizim kurucularımızın hepsi AK Parti'den gelmiyor. Ama hoca AK Parti dedi, biz oradaydık. Ay siz de AK Parti'ydiniz. Hatta kurucusuz. Sizin nükte sebatınıza baktığın zaman Akıncılardan gelen. Tabii Refah Partisi'nde. Bir gelenek, Refah Partisi, Refah Partisi'nde Fazilet çalışmış, dönemi. Fazilet Partisi olmuş. Hep milli görüş çizgisinde hep devam eder. Hep o çizgidendir. Kendimi de hala bir milli görüşçü olarak nitelendiririm. Fazilet Partisi içinde de bir çaba gösterdik. Orada da bir tartışmalar oldu. Yenilikçi, gelenekçi. Orada da bir çalışma içinde olduk. AK Parti'nin de kuruluşunda yer aldık. Şimdi şöyle sorunlar yaşıyor. Bu sorunlar esasında sadece AK Parti'nde değil, bizim mahallenin sorunları. Yani bizim mahallenin demokrasiyle ilgili bir problemi var biraz. İçselleştiremediğini mi düşünüyorsun? Ya içselleştiremedik. Yani bir bizim mahalle derken ben İslamcılıkla kullanmıyorum ama İslamcı değilim. İslamcı dindar, muhafazakar. O camia. Bu camiada bazı sorunlar var. Bu sorunların bir kısmını Fazilet Partisi içinde tartıştık. Ve ondan dolayı bir AK Parti çıktı. AK Parti'deki kurulduğu zaman en çok kullanılan cümle taban demokrasisiydi. Ve bu taban demokrasi kavramı
teşkilatlarda, halkta, siyasetçilerde hakikaten bir taban buldu. Fakat otoriterleşme eğilimi var bizde. Nasıl bir şikayet ettiğimiz, mesela bir laik kanatlı bir otoriterleşme falan şikayet etmişizdir her zaman. Ama aynı muhafazakar, bizim muhafazakar ve mütedeyyin kanatta da bir otoriterleşme eğilimin olduğunu beraberce yaşadık. Yani bunu bir taraftan AK Parti'yi eleştiriyorum ki kurucusu, içinde olduk, gayret ettik. Bu sadece bir Tayyip Erdoğan hareketi değil, bu bir millet hareketi. Ama nereden nereye geldi hiçbir alakası kalmadı. Şimdiki söylemleriyle kuruluş söylemleri yani taban tabana zıt. Bunlar bazı tercihlerden kaynaklanıyor. İktidarlar yoruluyorlar bir süre sonra. Ama bu bir lider tercihi mi, parti tercihi mi? Bu bir lider tercihi de oluyor. Fakat bir süre sonra işte bu mahalledeki eğilimler kültürel olarak getirdiğimiz, bu sadece bizim mahallede de değil. Türkiye'de her mahallenin kendine göre bazı sorunları var. Şikayet ettiğimiz o karşı mahalle dediğimiz veya onların karşı mahalle dediği herkesin bir sorunları var. Kimisi gelenekler, görenekler konusunda, tarih konusunda daha çok bir sıkıntıları var. Fakat bizim mahallede de bir demokrasi ile ilgili bir demokratik bir siyasi parti yönetme ve buna tahammül etme konusunda sıkıntılarımız olduğunu gördük. Burada bir dönemeçler yaşadı parti. Özellikle 2013-2014'lerdi. 2012'de FETÖ işinin ortaya biraz çıkmasıyla başlayan olaylar, bir reform yapılması gerekiyordu. Partinin demokratikleştirilmesi gerekiyordu, şeffaflaştırılması gerekiyordu. Belki ilavete partinin temizlenmesi gerekiyor. Ama bunu zaten demokratikleşmeyle sağlarsınız. Yani açık bir şeyler yaparsınız. Yani bir taraftan 10 milyon üyen var diye övüneceksiniz. Bir taraftan Ankara'daki bir binadan her şeyi yapmaya çalışacaksınız. Böyle bir şey yok. Yani AK Parti'den gidenlerin FETÖ iltisaklı olan, FETÖ ile işbirliğinde olan kadrolar olduğuna ilişkin bazı AK Partili yöneticilerin ben demeçlerini, yorumlarını, sohbetlerini dinliyorum da buna katiyen itiraz eden bir kişiyim. Hani gidenlere ilişkin böyle bir suçlama. Değil tabii. Yalnız şunu da söyleyeyim. FETÖ parti içinde çok fazla barınmazlar, olmazlar. Yani FETÖ'nün bulunduğu yer daha ziyade bürokrasi kesimiydi. Çünkü parti işi çok ağır bir iş. Bir de insanların saklanmasının çok zor olduğu bir yer. Hamallık işi yani. Hamallık işi. Tabii hamallık demeyeyim. Biz o tabii hamalla hadim. Hani, hizmet anlamında söylüyorum. Hizmet yani. Ve orada saklanamazsınız kolay kolay. Orada yani herkesin, kaç bayram oldu evde tabii, bayram geçirilir falan yani. Yani orada saklanmanız mümkün değil. Bir süre sonra herkesin ne olduğu ortaya çıkar. Fakat bunlar daha ziyade bürokraside. Karar verici noktada. Devlet kurumlarında. Emniyette, yargıda, üst kurullarda, şurada, burada. Bilmem nerede. Mesela önemli bir reform tercihinin buralarda olması lazım. Parti içi reform, bürokraside reform, devlet mekanizmalarında reform, yükselmelerde, atanmalarda, bilmem nerelerde reform. Bunu yapmayınca bir yorgunluk ve gitgide bir içe kapanma dönemi, nihayetinde içeride çatışma, içeride görüş ayrılıkları ve ayrılışlar. Hani böyle programlarda, konuşmalarda biz AK Parti'deyken, biz AK Parti döneminde ayrılma süreci, hep bu AK Parti geçmişinizle ilgili konuşmak bir siyasi vagon, bagaj mıdır, şey midir? Hani sizin bu Gelecek Partisi siyaseti üzerinde bir gölge midir? Yani Sayın Davutoğlu da bazı konuşmalarında bunu belirtiyor, bir AK Parti modeline gönderme yapıyor. Sanki AK Parti yönetimiyle bir hesaplaşma için kurulmuş bir parti yapısı mı? Hayır, soru gelirse cevaplarken bunları söylüyoruz. Şimdi AK hani Parti, ben açmasaydım girmez miydim? Yok. AK Parti'yi kuranlar da eski Fazilet Partililerdi, eski Refah Partililerdi. 1946'da Demokrat Parti'yi kuran eski CHP'lilerdi. Dolayısıyla bir partinin çürümesinden çıkıyor diğer partiler. Yani bir parti bozuluyor, çürüyor, sorunlar çözülemiyor, insanlar çatışıyor ve bir kısım ayrılıklar meydana geliyor.
Şimdi Fazilet Partisi vardı. Hepimiz oradaydık. Saadet Partisi ile AK Parti çıktı. Hepsi Fazilet Partili ve Refah Partililerdi. Diğer partiler de böyledir. Yani genellikle bir partinin çürümesinden, bozulmasından çıkar. Fakat yeni bir formla çıkar genellikle. Gelecek dönüş partisi de... Dönüş biletiniz var mı? AK Parti. Hayır. Gemiler yakılmış mıdır? Şimdi AK Parti maalesef, bunu sevinerek söylemiyorum. Maalesef artık yorgun, su alan, maalesef batışa geçmiş bir gemi. Yani siyasi ömrü son kullanma tarihi gibi konuşmuyor. Türkiye'de özellikle zaten bu bahsettiğimiz mahallede, bizim mahallede bir partiler mezarlığı zaten. Yani işte bir Refah Partisi yok. Fazilet Partisi yok. Adalet Partisi yok. Devlet kurbanı, devlet Adalet yargısı. Partisi yok. Anavatan Partisi yok. Şimdi siz 90'larda... Yani Anavatan Partisi şu anda Demokrat Parti ile ama içinde. Bakın ne kadardı. 80'lerin sonunda Anavatan Partisi ve Turgut Özal şöyle diyorlardı, işte önümüzdeki 100 yılı tasarlıyoruz. Önümüzdeki 100 yılı değil, 5 sene gitmedi, 10 sene gitmedi. Yani bunlar iyi şeyler değil. Yani bunları sevinerek söylemiyoruz. Ama maalesef bir gemi batıyor, iyi kuruluyor, iyi bir kaptan, iyi bir mürettebat, sağlam bir gemi. Ama bir bakıyorsunuz iyi idare edilmiyor. Bir süre sonra mürettebat birbirine düşüyor. Mürettebatın bir kısmı diğerini suya atıyor. Kaptan olan kişi artık kaptan köşkünden çıkmaz oluyor. Gemisi oluyor, tamir edilmiyor ve batıyor, gidiyor. Bu maalesef bu kanatta olağan bir şey. Yani şu kısacık hayatımızda kaç tane büyük partinin, dev partinin kuruluşuna, yok oluşuna şimdi sahip olduk. AK Parti de maalesef öyle görüyor. Başkanım, şimdi Ahmet Bey'in her konuşmasında çattığı bir yapı var. Troller. Yani bir dönem AK Parti'den ayrılışı, başbakanlıktan durumu. Bu troller ve trolleri suçlarken şöyle bir şey. Kamuoyu anketlerinde bir yapı Gelecek Partisi'ni görmüyor. Evet. Bunun nedenini soracağım. Niye biz anketlerde Gelecek Partisi'ni görmüyoruz? Hani diğerleri başlığı altında mı? Yoksa Ahmet Davutoğlu'yla ilgili bir şey mi var? Yani partisiyle. Hani ben hep Ahmet Davutoğlu dediğim zaman Gelecek Partisi'ni anlayın. Yani onu şey yapmıyorum. Hani bir rezerv mi var ona? Bunun birkaç sebebi var. Bazı araştırma kuruluşları maalesef ticari kuruluş. Yani bir ticaret haline gelmişler. Hepsi için söyleyemem. Yani hakikaten içlerinde çok saygı duyduğumuz, işini çok iyi yapan, gayret eden arkadaşlarımız ve kişiler var. Ama bir kısmı bir ticaret haline gelmiş. Buna benzer problemler var. Ama ben şöyle arz edeyim. Geçen Siirt'e gittim. Hakkari'deydim. Mesela Güneydoğu'da Ahmet Davutoğlu'nu çok seviyorlar. Evet. Öyle ama yani bir anket şirketi orada bizi sıfır çıkartıyor. Yani binlerce kişiyle karşılanıyorsunuz. Çok önemli bir mitingler yapıyorsunuz birçok yerinde bir şehrin. Fakat bir anket kuruluşu bizi orada sıfır çıkartıyor. Bu bilinçli mi? Bir baskı. Bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum. Hepsi için değil ama bir kısmı tarafından bilinçli yapıldığını biliyorum. Bunlar şeylere, anket kağıtlarına Gelecek Partisi'ni bile yazmıyorlar. Birisi ben Gelecek Partisi'ne vereceğim dediği zaman ya sizi kararsızlara atalım, sizi diğerlerine atalım diyorlar. Tamam, bunu çok, hatta bizim parti üyelerimize de çok sık bazen karşılaşıyorlar, hemen bize şeyi atıyorlar. Ya şu anda karşılaştık, Gelecek Partisi'ne vereceğim dediğim halde ve Ahmet Davutoğlu seçeneği yok diyorlar. Ahmet Davutoğlu seçeneği yok, sizi kararsızlara atalım, o bölüme yazalım diyorlar. Türkiye böyle bir şeye geldi. Bunu tabii hepsi için söylemem. İşini çok iyi yapan insanlar var. Yani her sektörde. Hani bir katma değeri var ki altılı masanın içinde. Hani elbette. Yok sayılamayacak kadar. Bir elbette. Bakın yani karşılığı. Bazı kişilere haksızlık yapıyor. İnsan kolay yetişmiyor. Ahmet Davutoğlu'na yani, haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsun? Tabii. Yani kolay yetişmiyor hani bu insanlar. Bu yeni bir haksızlık değil. Yeni bir haksızlık değil. Siyasette kolay insan yetişmiyor. Özellikle son yıllarda bunu daha rahat da
görüyoruz. Daha ahlaklı veya daha etik olmak gerekiyor bu konularda. Ya merak ediyorum. Yani Ahmet Hoca nasıl Serok Ahmet oldu? Hani Ahmet Devlet Hoca, Bey de Serok Ahmet diye suçlama yapıyor da. Ahmet Hoca 2015'teki özellikle o çok sorulan özellikle o beyaz poroz meselesi Haziran'la Kasım arasındaki dönemde büyük mücadelesiyle ve o mücadeledeki verdiği özenle Serok oldu. Biz mesela Diyarbakır'a gidiyoruz, Mardin'e gidiyoruz, oraya gidiyoruz. Oradaki insanlarla birebir de görüşüyoruz. Yani parti içindeki bir çeteler, AK Parti'deki çeteler, gruplar hocayı devirmeye çalışırken hoca her hafta sonu Güneydoğu'da geçiyordu. Çok dikkatli bir mücadele yürütürdü. Terör örgütü azmıştı. İyice yani %41'di oy, %49'a çıkarttı. 4 aylık bir zaman. Evet. Evet, çünkü şöyle oldu. %41 ile gelindi. Şimdi herkes onu terör boyutunu görüyor. Ya terör ama oldu. Ama kendi açıklaması var. Yani eğer AK Parti iktidara devam etmezse buralarda beyaz toruzlar geçer diye şimdi bir açıklaması var. Kendi ifadesi şöyle. Bakın bir paragrafta bir cümlesinde başka bir şey söylüyor. Sonra bir şey söylüyor. Sonra başka bir sorudan onu söylüyor. Bunlar birleştiriliyor. Söylemeye çalıştığı o değil. Bir de bakın şunu da görmek gerekiyor. 2015'te Haziran'la Kasım arasındaki o terör olaylarını bir yana bırakalım. Siyasi partilere bakalım. AK Parti hoca %41 ile çıkmış 40'la. Koalisyon kurmaya çalışıyor. Hani onun olmayacağını, yapamayacağını Ahmet Hoca gibi tecrübeli bir ismin görmesi Hayır lazım. Hayır ama bakın CHP'ye teklif götürüyor. MHP'ye teklif götürüyor. MHP'ye 4 tane teklif götürdü. Beraber koalisyon yapalım. Veya ama Bahçeli'nin çantasında size önereceği bakanlar kurulu listesi hazır. Hayır. Diyor ki yani ben bunu bizzat onun danışmanı televizyon kanalında açıkladı. Hayır. Kesinlikle her türlü şartı reddetti. Bakın ben o zaman Ankara'yı başkanıyım. Her şeyi biliyorum. Her şeyi oradaki görüşmeleri, arkasını, öncesini biliyorum. MHP kesinlikle hükümete girmedi ve Türkiye'yi hükümetsiz bıraktı. Yani herkes şimdi şeye yükleniyor. Orada terör azdı, şudur budur. Türkiye'nin meclisi hükümetsiz bıraktı o zaman ülkeyi. AK Parti ile MHP'nin milletvekili sayısı koalisyona yetiyordu. 4 tane teklif götürdü hoca. Beraber girelim, biz girelim, siz dışarıdan destekleyin. Şöyle olsun, 4'ünü de reddediyoruz dedi. Bunlar canlı yayında söylendi. CHP'de ne oldu? CHP'de kabul edilmedi. CHP'de o zamanki AK Parti'nin ve CHP'nin o zamanki yapısı, teşkilatı buna uygun değildi ve şartlar oluşmamıştı belki. Belki zaten o zaman olsaydı HDP ihtimaline yaklaşmak yoktu. Mümkün değil yoktu. Çünkü yani öyle bir Dolmabahçe'de masa devrildi, çözüm süreci bitti. Yok, zaten öyle bir ihtimal yoktu zaten. Hocam çözüm sürecinin bitmesine ilişkin hiçbir şey söylemedi. Çözüm süreci hocanın Dışişleri Bakanlığı'nda başlayan bir şey. Hani ben bunu öncesi de var. Ben bunu yazmış biriyim. Çözüm süreci bir devlet kararıdır. Evet. Bir parti, bir iktidar aklından çıkarıp çözüm süreci başlatıyorum diyemez. Bir devlet kararıdır diye yazdım ben bunu. Doğru, bir devlet kararıdır ama bir devlet gibi götürülmemiştir. Yani bir devlet kararı bu. Sığınmacılar, demin bahsettiğimiz konu da öyle. Evet, bir devlet kararı bu. Suriye ile ilgili her türlü şey. Yani sığınmacılar konusunda devlet kararı deyince muhakkak CHT askeriyenin de görüşü ama alır. Siz bir devlet kararını aldıktan sonra onu bir devlet gibi uygulamanız gerekiyor. Yani bu süreci de bu devlete yakışır bir şekilde o devletin tecrübelerine bakarak, şartlarına bakarak, kapasitesine bakarak, devletin komşularına bakarak buna göre götürmeniz gerekiyor. Mesela çözüm süreci iyi niyetli bir süreçtir. Ben mesela o zaman Ankara'da yıllık nüfus artışlarına bakıyordum. Bir baktım 2 sene Ankara'ya göç durmuş. Ankara'nın her sene nüfusu
100 bin, 110 bin artarken bir baktım 2 sene 80 bin, 80 bine düşmüş. Çözüm sürecini sonra bir attık baktım, sağladı. Baktım çözüm süreci yıllarına denk geliyor. Belki köye dönüşü sağladı. Tabii demek ki oradan buraya göç durmuş fakat ne devlet gibi götürüldü, oradaki terör örgütü mahkemeler kurdu, bilmem ne bir sürü çok affedersiniz kepazelikler oldu. Devlete yakışmayan bir hale geldi. Dolayısıyla bu süreç yönetilmedi. Bu bir devlet süreci olduğu zaman bunu sadece parti olarak götüremezsiniz. Yani siz bir çözüm süreci... Paydaşları var bunun muhakkak. Tabii ki. Bakın bir çözüm sürecinde başladığınız zaman gidip CHP ile de konuşmanız gerekir. Bunu hatta içine şöyle, almanız gerekir. Aklınıza sığınır. Diğerleriyle almanız gerekir. Terörist başı Öcalan İmralı'da kulağı çınlasın Altantan'a diyor ki Altan İslamcıların 40 yıllık hayalini gerçekleştirdik diyor. Yani benim o Mücahit Başbuğ kitabımda var evet. Altantan'a. Çözüm sürecinde paydaşların böyle bir görüşü var. Hani belki İslami kesimin ümmet şuuru, ümmet birlikteliği, İslam kardeşliği fikrinin de çözüm süreciyle realize edildiğini biliyorum ama Akil Tabii. Adamlar programı, projesi bana göre baştan başa yani sabotajlı bir evet yapmış. İyi bir netice vermedi. Yani iyi niyetliydi Haktan ama kopuk insanların doğru. Orada yani o işe, evet onun evet. Şeylerini gördük hakikaten yani. Sonradan da oraya gittiğimiz zaman ya yani bir devlet kararı bu. Yani orada alınmış, Milli Güvenlik Kurulu'nda alınmış, hükümet başlamış ama bunu iyi yürütememişler. Yani bunu şimdi bunu sevgili başkanım programımıza yaklaşık 8 dakika kalmıştır. Evet. Yönetmenim uyarmadı da. Gelecek Partisi seçimlere tek başına girecek mi? Devanın böyle bir kararı var. 7 dakikaymış. Evet. Gelecek Partisi şu anda altılı masadaki işbirliği devam ediyor ve ittifak bunlar bir ittifaka çevrilir, çevrilemez. Bütün bu seçenekleri bu masada tutuyor. Kendi masasında da tutuyor. Deva Partisi Sayın Ali Bey'i de tabii bir kendi logomuz altında gireceğiz. Fakat daha sonra da şunu da söyledi. Bir çatı olabilir. Biliyorsunuz bazı yerlerde kendiniz girebilir. Bazı illerde, diğer bazı illerde başka formülasyonlarda deneyebilirsiniz. Bir yani çatı olur, bir şeyler Orhan olabilir. Veli Kanık'ın dediği gibi bir Türkiye 10 değişik makamda okuyabiliriz diyorsunuz da. Olabilir çünkü bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle yapmak zorundasınız. Şu anda Cumhur İttifakı 4 partiden oluşuyor. AK Parti, işte Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi. Yani 4 parti bir şekilde girmişler. Ama Vatan Partisi şeyin içinde yoktu. Büyük Birlik Partisi de biliyorsun. Lojistik desteği olabilir de. Vatan Partisi yani bu genel başkan çok hayır, ulusalcılara çok çatıyor. Şöyle, Cumhur İttifakı 4 partiden oluşuyor. Bu 4 partinin bir tanesi Vatan Partisi. Saklamaya çalıştıkları parti. Hani bize 6+1 diyorlar yani masanın altında HDP'yi arıyorlar. Bizim ne masanın altında ne yanında ne yan odada ben yok. Ben şöyle yorumladım. Ama Vatan Partisi'ni yıllardır saklamaya çalışıyorlar. Fakat Vatan Partisi kendisi bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan diyor. Ve bizim bizim yani Sayın Perinçek'in bu hale gelmesi çok ciddi bir devrim değil mi Sayın? Sayın Perinçek'in bu hale gelmesi değil, AK Parti'nin bu hale gelmesi bir devrim bence. Yani AK Parti bir şey, yani ilkesel bazda ulusalcı bir politikaya geçmiş mi ki? Elbette. Yani. Elbette. Yani. Yani demin ondan bahsetmeye çalıştım. Şu anda neden AK Parti'ye bizim dönüşümüz yok? Hiçbir reformist özellikleri yok. Yeni hiçbir şey getirdikleri yok. Zaten kuruluşuyla ama bir siyasi tövbe gibi bir mekanizma var. Hayır bu ya siyasette olabilir fakat bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Şimdi ismini söylemem ama AK Parti etkin biri dedi ki seçimi kaybettik. Devri sabık oluşturma, hesaplaşma ve kazanımları kaybetme riski var ya diyor muhafazakar kesimde. Bu konudaki endişemdeki en büyük güvencem Ahmet Davutoğlu. Bizim olduğumuz yerde öyle bir şey olmaz. Öyle bir niyet de yok. Hiç kimse de yok. Yani bunu açıkça da söyleyeyim. Yani insanları tahrik etmemek lazım. Herkesin büyük tecrübesi var. Nasıl? Herkesin. Yani AK Parti'nin de, diğerinin de, CHP'nin de, şeyin de. Bakın bu ilkeler, bunlar kolay yazılmadı.
Bunlar da kolay çıkmış bir metin değil. Bakın orada kazanımların kaybedilmesi konusu var. Herkesin inanç pratiğine saygı var. Ama, ve buna imza attı ama insanlar. Sayın Davutoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme konusundaki o çıkışı yani yaptı bir zaman kaldı orada. Siyasi bir destek bulamadı. Hani Sayın Davutoğlu samimi mi bulmadı Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme konusunda? Bunlar partilerin kendi özel şeyleri. Ama yani, bir siyaset mesela Saadet Partisi devrimci dedi, baba yiğit dedi Kılıçdaroğlu'na. Evet. Altılı masa içinde Sayın Davutoğlu Hoca yorum bile yapmadı neredeyse yani. Şimdi biz burada düşüncelerimizi söyledik ve 6 tane siyasi parti de... Hani biraz da izninizle son dakikalar ya biraz sıkıştırayım başkanım. Tamam, sıkıştıralım. Ya sıkışmayalım, çok keyifli bir sohbet oldu. Bakın burada hepimiz özgürlükler konusunda bir adım atmaya çalışıyoruz. Yani burada hiç kimse bu bizim camianın, dindar, mütedeyyin, muhafazakar camianın tek korucusu, hamisi, kendisi falan diye de böyle bir şey yapmaya kalkışması. Zaten milli görüş camiası diye bir şey kalmadı, savruldu. Hayır, AK Parti hayır, de Türkiye'de var. Türkiye'de bir her zaman muhafazakar, mütedeyyin, zaten ülkenin tamamı öyledir. Yani hepsi öyledir. Yani mazbut, dine saygılı. Mazbut insanlar, dine saygılı insanlar ve bir tecrübe yaşadı ülke. Hiç kimse kimseyi tahrik etmesin. Bugün bunlarda adım atıldı. Herkes sınırlarını gördü bu ülkede. Ve herkes yapabileceklerini ve sınırlarını gördü. Son iki dakika. Üçüncü ittifak mümkün müdür? Şimdi her türlü ittifak mümkün. Biz bir ara tabii özellikle bu kazanımlarımızın kaybedilmesi konusunda bir çalışma yaptık. Bunu son zamanlarda da açıkladık. Hem Saadet Partisi ve Deva Partisi'nde böyle bir üçlü işbirliği, öncelikli bir işbirliği yapalım dedik. Bunu da özellikle AK Parti'nin bu dindar mütedeyyin çevrelerin tek hamisi benim söylemine karşı olarak hayır. Biz buradayız, bizim olduğumuz yerde bunların söz konusu bile olmaz diye bunları yaptı. Bu olabilir. Evet. Her türlü işbirliği, ittifak modellemesi olabilir. Biz samimiyetle bunları da konuşuyoruz. Şartlar tabii bizi nereye götürürse. Hayır, ben şöyle söylüyorum. Başbakanlığı döneminde de siyasi etik, şeffaflık, özellikle mali konusunda, kul hakkı konusunda evet, yaklaşımını kanunları. Çok iyi bildiğim için Ahmet Davutoğlu'nun bu modelin evet. Parti kurmaylarında da şeffaflık olması beni tabii çok ki. Sevindiriyor. İzliyorum. Evet. Yani ben teşrif ettiniz, kabul ettiniz. Ben benim için ediyorum. Çok önemli ben bir Gelecek Partisi'nin ederim. Başkan yardımcısı. İnşallah genel başkanı da ağırlama memnuniyet şansımız inşallah. Olur. Hani bundan da gurur duyarım. Çünkü inşallah, hani öğrenciyken makalelerini okuduğum bir genel başkanla bir program yapmayı arzu ederim. İnşallah. Değerli inşallah. İzleyiciler, Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı, siyasi işlerden sorumlu. Genel Başkan Yardımcısı, partinin en tecrübeli isimlerinden biri Sayın Nedim Yabalı. Şimdi diş hekimi olduğunuz için evet. O tıbbi terimi kullanmıyoruz değil mi? Hani doktor evet. DR diyor yok, da diş hekimi. Artık siyasetçiyiz. Diş hekimi Nedim Yabalı demiyoruz. Evet. Şimdi Nedim Yabalı Bey'i konuk ettik. Güzel de bir söyleşi oldu. Kendine tekrar huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Partisine seçimlerde başarılar diliyorum. Şimdi epeydir gündemde olmayan birazdan Milli Görüş'te neler oluyor başlığıyla Milli Görüş geleneğinin en önemli isimlerinden biri Doktor Abdullah Sevim'le konuşacağız. Reklamlardan sonra Politikadan programı devam ediyor efendim.